10 dakikadır şu perdede bir aralıkta. O neydi ya? Biliyorum hala bıyıklarımla ilgili bir sorun var. Vallahi ben alıştım diyenler. Alışamadım diyenler. Alışmak istemiyorum diyenler. Bıyık işi ciddi anladığım kadarıyla. Neyse bir filmde oynuyorum, onun için kestim. Telaş etmeyin. Bir trend peşinde değilim. Ama ben alıştım söyleyeyim. Baka baka alışıyor insan ama niye sürekli bana bakasınız? İyi haber şu ki, bıyıkları kesmeden önce bir filmde oynadım. Neydi o film? Neşeli Hayat. Fragmanını izlediniz mi? Fragman ortalıkta dönüyor. Şimdi görmeyenler için gösteriyoruz fragmanı. Yalnız... Hocam bir de şey yapalım mı? Ya yani, benim önümden çünkü. Hocam montaj için çok güzel gider hoş geldiniz yapalım mı bir tane? Hangi montaj için? Evet tabii ben çok güzel ha. Ha peki yap hadi. Olur mu? Ben çok, benim de çok hoşuma gidiyor. O olmadan başlayamaz mıyız biz? Ne yok oldu? Başlarız da. Perdeyi böyle koyuyorsun Hakan, biz çıkıyoruz. Canımsın ya işte böyle. Olmadan başlayamaz mıyız diyorsun? Evet. Anacığım, yap hadi. Ya bir tane şey ben yapacağım. Ben buradayken yap, çıkmam tamam. Ben. Evet, ekranların başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Bu şartmış gerçekten. Tabii şart. Çünkü hoş geldik mi gelmedik mi o tereddüt yaşanıyor hocam. Hani onun... Aa, kafada soru işareti kalmasın canım. Tabii tabii. Hani ne olduk biz de. Peki. Hazır mı? Gösterebilir miyiz şimdi? Evet. Ama gerçekten şunu söyleyebilirim. Filmde bir adamla tanıştım. Seyredince siz de tanışacaksınız inşallah. Rıza Şenyurt diye. Tanışmışken kendisini oynadım ben. Gurur duydum. Bu kadar tatlı bir insan oynamaktan, tanışmaktan da gurur duydum. İnşallah siz de seversiniz. Çok tatlı bir insan kendisi. Evet, hazır mıyız? Hadi getir bakayım. Dur şeyleri de söyleyeyim. Bu dinlediğiniz müzikleri Deniz Erdoğan ve Yıldıray Gürgen yaptılar. İşte gerisini kendiniz görürsünüz. Göster bakayım. Ho ho ho! O ne lan? Ho ho. Ver babasın bir yerde, yalan gerçek. Artık karakter oynayacaksınız. Kimsiniz siz? Rıza, Rıza ben, Rıza. Ya ben aşık olmuş, o adam bunu anlamıyor ya. Karaktersiz, karaktersiz. Senin kaşlar nerede abi? Kaş mı? Vallahi kaş vermediler. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ben şimdi insan olarak da ho diyeyim ya. O ne lan? Ho, ho, ho. Bu ne öyle? Şahane. Sen işte. Ya şu kızı istesek biz de gitse bu iş. Rıza, Cuma'ya git. Oho! Geçti gene. Ya kızı verecekler, ya beni vuracaklar. Ne yaparım Lokman? Senin de yokluğun arası. Geçici bir iş, yılbaşına kadar. Çok neşeli bir hayata benziyor. Adamlara bak ya. Niye kaldırıyorsun kızın eteğini? Ya o da benim kulağımı öptü abla. Kulağını mı öptü? Bu neşeli hayata sen sokmadın mı bizi? Sen kendi evini soy diyorsun yani. Kovmuşsun abiciğim, ne parası ya? Siz ne dersiniz beyefendi? Noel Baba insanları yordu mu? Her aile bunları yaşar, vazgeçmemek lazım diyor Rıza. Çocukların inan da yalanlar esasında gerçek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sonunda gösterdiğiniz %99,5 uyum müthişti. Çok teşekkür ederiz. Umarım seversiniz. İşte böyle. Geç bakalım, geç. Geç yeğenim, geç. Evet.
Şimdi gruplarımız, ay öyle korkuyorum ki çok grubumuz var bugün. Ay. Önce grupla bağlı olmadan gelenleri bir görebilir miyim? Alkışlarla. Önce demek ki bağlantısızlar grubuna hoş geldiniz. Dur. Bakacağım, dur bakacağım. O balkondaki... Bir dakika dur. Herkesin 3 saniye falan çıldırma hakkı var. Hızlı çıldırıp hemen toparlamanız lazım. Yani ben böyle elimi kaldırdığımda tıp gibi olursa mükemmel bir uyum sağlar. Zannetmiyorum. Beykoz Fevzi Çakmak Lisesi'ndeki... Ha, hoş geldiniz. Bütün gruplardan böyle az ve öz. Eğitim Bilimleri Dershanesi. Tamam, tamam. Bu enerjiniz, bu genç enerjinizi o kadar beğeniyorum ki aslında burada başı bozuk gibi görünüyor. Fakat bu enerjiyi ileride bu ülkeyi uçurmak için kullanacaksınız demek ki herkes. Tabii ki kullanacaksınız. İnşallah. Tabii ki kullanacaksınız. Gazi Üniversitesi. Tamam. Nasıl yani? Bir dakika. Tamam, tamam. Ankara'dan bunun için bir otobüse binildi ve buraya mı gelindi? Vay koçlarım benim ya. Üç otobüs gelmişsiniz. Üç otobüs. Şoförler de burada mı? Ne büyük, ne büyük onur ya. Benim için değil de bunlar için yani. Gerçekten öyle mi hocam? Çok ya. Gerçekten gurur verici bir şey. Çok üniversitelerde şey haline gelmiş hocam, böyle gezi yapılıyormuş. Mesela Kıbrıs'tan falan da duydum ben. Hani 3 gece 4 gün çok güzel gittiler bunlar dahil bu kadar diye. Süper. Ne kadar? Ne kadar? Yani. Güzel, mesela çok güzel. Zaten abi, ne kadar kalıyorsunuz burada? Bu gece mi? Bir gece. Siz sadece... Nerede kalıyorsunuz? Ay, dün otobüste gece... yol geyiği güzel oldu mu? Genelde herkes uyudu ya. Mesela ne şarkı söylediğiniz gerekir öyle herkesi katılın? Telife söyleyin. Söyleyin, atarız telife girerse montajda atarız. Söyleyin, neydi o? Kendi besteniz var mı? O ne alkıştı? O yolu düşün bak, 5 saat. Uyumak istersen uyuyamazsın. Kimse söylemedi mi? Sadece ritim mi vardı? Peki ben şarkılara katılmadım. Ben uyumaya çalıştım. Bunlar beni uyutmadılar diyen sıkıcılar sizi. Hoş gelmişsiniz. Büyük onur gerçekten. Hanze Akın Çolakoğlu Lisesi. Sizin okul nerede? Henza! Henza! Yanlış söylüyorsunuz. Henza değil, Hanze. Ben resmi bana gelen evraka bakarım. Hanze niye Henza diye bağırıyor? Sen niye yanlış yazmışsın? Bence işte. Bağımsız gelenlerde ismen bir şey. Al işte. Recai Sadıkoğlu. İster söyleyin yani. Yağmur Akpınar mesela. Senin ismin Yağmur değil mi? Bizim Yağmur da o yüzden. Tamam okuyacağım dur. Kavacık Elitiz dershanesi. Den 6 kişi. Paşabahçe Ferit İnal Lisesi. Siz gelmemişsiniz. Arkadaşlar bana burada okutacağınız grup en az 9 kişi olsun be. 3 kişi aralarında gelmişler. İyi, herkesin bir grubu vardır. Müftüoğlu ailesi en azından. Eğitim Bilimleri Dershanesi. Ha bana böyle gelin yani. Tamam. Söylemediğim grup var mı? Siz kimsiniz? Bir daha bir susar mıyız? Şşt, gruplar susun.
Kanon İstek yaptılar. Özel Semiha Şakir Lisesi. Bu vücut hareketi yapılmadan asla söylenemiyor. İstek. Tamam, herkes söyledi. Hoş gelmiş gruplarımız. Haydi çok güzel bir başlasın mı? Tamam. Tamam. Başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler. Gece sunumuna bir soruyla başlamak isterim. Aramızda kız babası var mı? Evlenmemiş olacak ama kız. Ha hocam siz direkt. İlk size mi sorsam? İlk size hayır soru sordum. Ben yalan mı söyleyeyim? Millet biliyor. Ben onlardan biriyim. Bir tek kişi miyim ben? Başka? Kaç yaşında abi? Ha, yanı başımda. Yanı başımda. Kaç? 19 mu? 19 yaşında evet. Tatlıymış. Evet. Evet var. Abi şunu soracağım size. Nasıl bir damadınız olsun istersiniz ileride? Yakışıklı olsun. Kriter bu mu abi? Başka? Başka ne? Ya nasıl? Mesela sizin gibi olsun ister bir misiniz? Damat olsun mu bir kere? Damat. Yani onu... Elbette, elbette. Ben orada bu, emin değilim. Bu doğanın kanunu elbette olması gerekiyor. Yoksa olmasın doğa kanunu. Yani yoksa tabii olmasın de, diye bir şey siz de bu yavrucağın annesiniz zira bir yerden almıştınız değil mi? Bir defa aydın olsun her şeyden önce. Aydın. Evet. Aydın olsun. Ciğerimi sökecek bari adam olsun diyor şey. Okuyan biri olsun. Yani bu çok önemli. Çünkü toplumun en büyük eksikliği okumamaktan geliyor. Peki bu bahsettiği kişi okuyor mu? Uyuyor mu bunlara? Ne diyorum ben? Damattan bahsediyorum. Tabii ya ilerideki damat diyorum uyuyor mu? Bu uyar mı? Peki sizin özellikleriniz olsun ister misiniz birebir? Yani kendiniz gibi olsun ister misiniz? Siz... Neden isteyeyim? O ayrı bir kişilik. Ya olur mu abi? Saydığın şeyler aydın, yakışıklı. Bunlara uyuyorsan. Hepsi... Ya o anlattıkların kime uysa güzel bir şey. Hayır, sizin özelliklerinizde olan biri olsun mu? Evet yani evet. İster misiniz? Soruya karşılık. Size benzesin. Sizde yakışıklı bir aydına benzesin. Bana benzesin, benzesin istemem yani. Ayrı bir kişilik olsun isterim. Neden? Kendinizi... Yani ben tam bir insan değilim ki. Elbette, hiç kimse tam değil ki. Yani... Bu kadar fırlamanın içinde bu tabii böyle anlaşılır. Yani ben mükemmel değilim anlamında söylüyorsunuz değil mi? Elbette. Herkes daha iyi olsun. Tamlık içerisinde ilerleyen bireyleriz hepimiz. Bu nedenle yani insanların kendini yetiştirmesi gerekiyor. Belki de kendi eksiklerimi tamamlayan bir damat olsun kızım da. O anlamda da insan yani, değilim miyim? Eksiklerini mutlaka tamamlamak güzel bir şey yani. Ben insanın... tamam diyen çok yarım adam gördüm. Sizi tanıdığıma mutluyum yani. Evet çok teşekkür ederim. Arif eksiğini bilmeli. Ben de teşekkür ederim. Yani, hiç kimse tamam olmaz hocam. Ama ben görüyorum size benzese damat tatlı olur ben de yani. Ha, teşekkür ederim. Değil mi? Tatlı bir abimiz. Siz ister misiniz hocam? Neyi ben? Tabii konuşmak biraz zor ama damadım sizin gibi olmasını. Böyle bir manyağa kız vereceğimi zannetmiyorum. Dediğin gibi ya öyle bir şey hani soru biraz şeye sürüklüyor insan. Tabii ki temel ilkeler konusunda adam olsun. Adam olsun işte ya. Aydın olsun. Damat ne tat... Damat da çünkü. Manyak değilsiniz ki. Bir daha söyle. Kendinize hakaret etmeyin diyorum. Neden? Siz manyak değilsiniz ki. İyice tanısan. Skeçse de bu soruyu soracağım. Abi çok rahat ama vallahi ben yani gıptayla da bakıyorum. Ama 19'da belki o şey geliyor insana. Daha 16 ya. Ben de 19-20'de ferahlarım diye düşünüyorum. Siz evli misiniz? Kaç yaşında evlendiniz? 17. Ben bir uzun hava okumak istiyorum. 17 mi? Ne yaptın ya? Kütüphane kolu başkanıyla mı evlendin? Lisede miydi? İlk aşk mıydı? Sınıfta mıydı? Sınıftan nasıl evleniyorsun? İnsan sınıfta şeyini bile görüyor bazen. Her şeyi. Ama sınıfta... Nerede? Yan sınıfta mı? Mahalle aşkı. Vay be süpermiş. 17. Tövbe estağfurullah. Baban ne dedi? Hadi git. Bence fikrini almadınız adamcağızın.
Aşk hikayesi işte. Ay 16 seneye 17. Ya Berfin böyle bir şey mahalleden mi? Yakarım ulan o mahalleyi. Nereye gidiyorsun? Ay ürperdim. Başka konuya geçer miyiz? Evet sevgili severler, sikesi de aynı soruyu soracak. İbrahim ile Şahin yazdı. Erkek adam geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Nazife! Nazife neredesin ya? Nazife! 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 Ay ne bağırıyorsun hayatım? Duyuyorum kapıdan. Nazifeciğim bak bu evin kuralları var. Ben evde olduğumda evde olacak demedim mi? Nerede benim eşyalarım? Nereye koyduysan oradadır. Mavi kravatım nerede? Nereye koyduysan oradadır. Beyaz gömleğim? Nereye koyduysan oradadır. Çorap nerede? Nereye koyduysan oradadır. Ağzının üstüne bir koyarım nerede olduğunu şaşırsın. Terbiyesiz. Allah Allah. Nereye doğru koyarsan oradayımdır. Nazife bak kızdırma. Beni kızdırma. Yemin ederim bak kemiklerini kırarım seninle. Tamam hayatım tamam sakin ol. Bak gelecekler şimdi hadi hazırlan yavrum. O da ayrı mevzu zaten. Neymiş efendim kızımız evleneceği erkeğe getirip tanıştıracakmış. Evlensin gelsin efendi gibi tanıştırsın. Ama hayatım şimdi işler... Aması maması yok. Sana çekmiş kızını da kendine çektirdin kızını. Özgürlük martavalları falan. Lan daha evime ilk geldiğin gün ben de beraber oldum be. O gece bizim gerdek gecemizdi. Ha. Olsun. Biraz naza çekebilirdin. Hemen saldın kendini. Yüz görünümlüğünü bir verdim, yüzünü gösterdim. Sonra ben tüneli gördüm zaten orada. Ayıp be, terbiyesiz. Tamam hayatım, tamam. Bağırma, konuya komşuya rezil olduk. Lan ne konu konu, konu komşu kendine baksın be. Evin duvarları kağıt gibi her gece çığlıklar içeride. Ev ev değil, Playboy malikanesi anasını satayım ya. Terbiyesizler. Herkesin çığlığı kendine. Onlar bizim evdeki sessizliğe bir şey diyorlar mı? Mateme bir şey diyorlar mı? Onların bizim evdeki cenazeden haberleri var mı canım? Ay hayatım. Şu an misafir bekle. Hah kapı çaldı. Kapıyı aç hadi kapıyı aç. Kapıyı aç. Kızdırma beni. Ay gelin kızım gelin. Hoş geldiniz. Ay gelin kızım diyorum. Allah mı söyletti ne kız? Anam. Ya. Gel bakayım gel. Hayırlı akşamlar. Gel sağ yap gel sağ yap gel. Gel. Öpeyim. Yok lütfen. Öpe, yok öpmek yok. Lan öpmek yok. Domuz. Öpeyim. Grip. Bir tane salgın. Oğlum salgın yapma ne yapıyorsun ya? Kaka yaptırmam ben ya. Manyak mıdır nedir ya? Tek mi geldin yavrum sen? Sen anan baban yok mu? Piş misin sen? Niye tek geldin? Gel otur gel. Annemle babam ayrılar beni. Sebep? Annem babamı aldatınca babam da aldı başını gitti. Annem babanı aldattı mı? Ya öyle büyütülecek bir şey yok. Babam da annemi aldattı, ödeştiler. Ödeştiler diyorsun. Evet. Böyle problemli bir aile. Yani. Anladım. Bizim kızla aynı iş yerinde çalışıyormuşsun sen. Evet. Ben kızınızın işvereniyim, o da benim sekreterim. Yani babacığım şöyle ki... Sen iş veriyorsun, sen iş veriyorsun, o da alıyor mu? Doğru mu şimdi bu kurduğun cümle senin? Doğru mu bu kurduğun babacığım, cümle? Babacığım tam öyle bir değil. Bir dakika! İki erkek konuşuyor. Bir dakika sonra. Ne yapıyorsunuz siz iş yerinde böyle flörtleşme falan bir şey oluyor mu? Şu dosyaları alırken öyle bir dikiz yapmalar falan, çatala bakmalar ha? Hayatımda kimseye mesai saatleri içinde sarkmam. Dışında? Dışında da affetmem. Çapkın mısın lan sen? Severim ben çapkın adam. Rahat ol. Vallahi. Söyle. Ha çapkın mısın sen? Vallahi çapkınım ya. Var mı manita bir şey? Bayılırım. Ne yapıyorsun? Götürüyoruz. Ne yapıyorsun? Harbi mi söylüyorsun? Var mı lan? Sana bir şey söyleyeyim mi bak? Benim telefondaki karı numaralarından üçüncü köprüyü yaparsın. Hadi canım. Çok ciddiyim. Trafiği çözerim diyorsun. Her türlü. Güzel. Başka sen ne seversin? Futbolla aranlasın. Futbola bayılırım. Hangi takımlısın sen? Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak. Ben de Galatasaraylıyım. O ne oldu? Ben zaten bir gün olacak dedim. Sadece bir gün. Geri kalan her gün Galatasaray'la olunabilir yani. Başka kahve alışkanlığın falan var mı? Kahveye bayılırım, oyuna bayılırım. Hangi oyun? Tavlada kimseyi tanımam. Ben de tanımam. İyi tanışın o zaman. Vallahi bizimki tavlayı sevdiği kadar sevmez. Bizi. Evet sevmez bizi. Lan saçmalamayın. Siz benim prenseslerimsiniz. Siz benim düşeşlerimsiniz lan. Düşes hayatım o.
Neyse işte, kafamı karıştırma. İşkiyle aran nasıl senin delikanlı? Valla sivriyeli bir beraberliğimiz var. Biz de şu an sadece arkadaşız. İçirmiyor bu bana evde. Ah, bana evde içirmiyor. Babacığım, kahvelerinizi nasıl alırsınız? Kahvemiz böyle benimki orta şut karışımı bir şey olsun. Bir dakika! Şaka yaptım, mizah vardı da babamla gülüyoruz. Mizah tamam ya. Benimki de şekerli olsun ama öyle çok da şekerli olmasın. Sonuçta ağda yapmayacağız değil mi babacığım? Sonuçta, tabii. Bak delikanlı, ben disiplinli adamımdır. Benim olduğum yerde racon kesemezsin. Kesersen cezanı keserim. Ben de disipline bayılırım. Hatta babamın çok güzel bir sözü vardır bu konuyla ilgili. Nedir o? Le disiplin, le lapa değil. Babam Fransız benim. Ya ne diyor sözde? İşte disiplinli ol ki genç kalasın gibi bir şey. Güzel, bak babam da söylemiş ama benim söylediğimin üstüne söz olmaz. Aynı ben. Ben adamı çok fena yaparım. Aynı ben, yemin ediyorum. Benim tersim çok ters. Aynı benim işte. Ben bir de benim bir kusurum var, geceleri ben altıma da kaçırıyorum. O bende yok ama şey yaparız yani, denk düşeriz orada. Anladım. Evin reisi erkektir. Erkektir. Reis de olmaz, reis de olur. Reis de olur, evet. Reis ne derse olur. Ne ben. Derse olur. Aferin delikanlı, sevdim ben seni. Eyvallah, sevdim ben. Kahveyeniz geldi, buyurun babacığım. Getir yavrum, getir bakayım, getir. Yavrum, bu ne affedersin, kirpi sidiği gibi orta olsun dedik. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Kahve mi bu ya? Al bunu ya, al götür ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben sana ağda gibi olmasın demedim mi lan? Ha? Sen benim istenmeyen tüylerime gönderme mi yapıyorsun? Bunlar iyi bir şey. Gönder elini. Tamam. Ne yapayım ben bunu? Tamam. Baba, bir dakika. Şşş. Dur. Disipline olan bağlılığımı biliyorsunuz. Babamın sözünü hatırlayın. Lollipopu. He, disiplinli bir şeydi. Evet. Ben disiplinden asla taviz veremem. Aynı sizin. Yemin ediyorum bak, bir dediğim iki olsun. Ağzının ortasına koydun mu şunu şöyle, bu böyle. Yemin ediyorum bir duvar vurur, bir yer vurur. O artık vurusun şiddetine göre, şeyine göre. Benim kıza mı koyacaksın? Evet. Vallahi bak, ben de Osmanlı erkeğiyim, sizin gibiyim. Aynı sizin ya. Aynı ortak bir şeyim yok burada. Şey koyarım ya. Diyorsun yani benim. Mahvedeyim. Kalk git lan deyiz. Benim evimde benim kızıma ne koyuyorsun lan sen? Ortak, ortak. Terbiyesiz Fenerbahçeliymiş de karıya kıza ay bakıyormuş da yok. Telefonu varmış da kavga. Kardeşim. Ha sen kavladım. Bana sen kızımı veririn lan. Vermezsen verme be. İki hafta sonra kaçar gelir bana zaten. Nereye kaçar lan, benim kızım sana yüz vermez. Niye vermeyeyim baba? Yani o da sana benziyor aynı, senin gibi biri. Kızım, madem sen senin gibi birinden hoşlanmıyorsun, o zaman sen de bize böyle davranma baba. Ne diyorsun sen Ayça? Aferin lan, iyi oynadın. Vallahi mi lan? Bak bu bizim çaycı Hüseyin. Şirkette çalışıyor aslında. Çaycı mısın lan sen? Çaylar. Değil ben. Özgün biri değil işte, bilemiyorsun. Tamam, teşekkür tamam ederim çok. Hayırlı akşamlar. Yavrum fincanı ver, takım bozuluyor. Ya bizde bir tane eksik. Babacım mecbur kaldım. Şimdi siz bütün bunları bana bir ders olsun diye mi yaptınız? Evet, biraz büyük prodüksiyon oldu ama. Utandırdınız be. Vallahi utandım. Ama iyi oldu değil mi babacığım? İyi anladın oldu tam. Hayatım. Ben böyle mi davranıyorum size ya? Evet, evet. Ben böyle bir adam mıyım yani? Evet. Çok özür dilerim. Vallahi utandım. Canım ya, babacığım benim ya. Utandırdım. Biz seni çok seviyoruz ama. Terbiyesiz lan! Alevi Atatürk'e! Yürüyün lan içeri! Çok güzel hareket diyenler. Şimdi bir lafta sürüştün 16'ını şunun için çiziyorum. Bizim evdeki o diyaloğu söyleyeyim bakayım. Yan tarafta. Playboy malikanesi gibi. Ev değil, Playboy malikanesi mübarek. Evet. Onların bizim evdeki matemden haberleri var mı? Keşküşe girdi. Keşküşe girince... Sessizlik dedim önce, evet. Çok acayiptir ya. Oralarda hani gol anında sürçmeyeceksin. Yani gol anında titi aldın, biri gelir. Top aldı gitti. Neyse arkadan gelen topu tamamladı. Bazen düşünüyorum bizim bu kapı hareketine bir şey yapmalı mıyız? Yani bayağı güzel şeyler. Ne bileyim, bazen müzikal yapılabilecek şeyler oynarken şu evcilik oyunu bir yandan güzel de... kapıya bir şey bulun. Atölyeye direktif. Kapı yerine geçecek bir şey. Yani oraya bir zili çalalım, yani bir çan koyalım, çalalım o kapı olsun. O bile daha zekice bir çözüm olabilir. Tabii skeçleri yazıyorlar, oynuyorlar. Sonra arkadaşlar sahneye çıkıyorlar. Bazı arkadaşlar da doğaçlamada gelişine vuruyorlar. Onlardan biri de Şahin. Dolayısıyla o bipli bölümler Şahin'in. Dikkat ederseniz her bipte reaksiyon da var.
İnsan da evde deli oluyor. Ne dedi acaba? Dudaklarımın net okunabileceği şeyler bazıları fuzuliydi, onu söyleyeyim. Gelişine vurulan toplardan şu anda söyleyemiyorum gene bip olacağı için. Sence hangi laf lüzumsuzdu Deniz? Skeci seyretmedin mi Deniz? Deniz. Deniz. Peki izleyemedim. Deniz. Birinci sıradan yer aldın. Bir şey anlayamadım. Daha yaşıma giremedim. Daha yaşıma. Peki ne anlatıyordu skeç? Yok seni dinleyeyim. Sonra sana da vereceğim. Ne anlatıyor? İnsan kendini hiç göremez. Büştü de var ya. Dur. Hemen bir tişört. Daha seyretmeden ana fikri anlayana hemen bir tişört. Çabuk çabuk iki tişört. Bunlar iki kardeşler orada. Evet, insan kendini göremez. Sen de tanıyamaz diyecektim. Sana da siyah o zaman madem öyle. Oğlum tişört vereyim bir tane daha. Ver. Ben de tanıyamaz diyecektim. Niye burada? Evet. Sen de ne? Bir şey yapacaksın, ana fikir tutturacaksın. En az bir reaksiyon alacaksın. Demir reaksiyon aldı. Reaksiyon alan, güzel şaka patlatana veririm. Yoksa boşa yok. Sen de öyle mi diyecektin? Tamam, bir de evde de diyelik düzenlik. Tamam işte, söz aldığınız zaman tişörtü hak ediniz. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Karakterler bazen şaka yaparlar ve yazara göre o kötü şakadır. Şimdi o kötünün şaka olduğunun altını çizmeye gerek yok. Şakayı yapın. Şakayı yapın, gülün. Biz onun yani o zaten kötü şaka altı çiziliyor. Bir de o gülmeye bir şey ekliyoruz ya. O aslında doğru değil. Ha, evet. Yani sonuçta bayağı eğlenseniz daha güzel orası. Sonuçta ağda yapacak değiliz ya. Lan sevdim lan bu çocuğu. Dedirtin yani. O daha güzel bir hareket. Sık yapıyoruz onu. O mizahta katakundi dediğimiz bölüme giriyor. evet. Önermeye gelince bak. Önermeyi patlattı. Aslında şöyle tarif etsek ona ne dersin? Niz. O evlendiğin kişi de birinin kızı. Tatlım. Kızına çok hassas babalar ama karısına o kadar hassas olmayan babalar için güzel bir uyarı. Aslında ilk başta anladım şaka olduğunu. Çünkü Oğuzhan abiyle o şey abla hiç birbirine yakışmıyor. Ha. Ayça ile yakıştıramadın mı? Hayır, yakıştıramadım. Hemen anladın şaka olduğunu. Büşra ile daha da iyiydi bence. Ama tersinden düşün zaten onun arkadaşıymış gibisine. Evet. Gene oluyor. Tamam. Sonuyla ilgili bir şey geldi aklıma, bakalım ne diyeceksiniz. Sanki bu skecin sonunda bu oynadıktan sonra esas isteyen çocuk gelse ve skeç bitseydi daha mı coşkulu olurdu acaba? Daha coşkulu olurdu diyenler onu vaat ediyor. Bir tane çekingen adam sağ ol bari aslansın falan diye bir şey olabilirdi. Ama skeç aksamalarına rağmen, kimi lüzumsuz biplerine rağmen bir şey söylemeyi başardığı için ayakta duruyor, görüyorsunuz ki. Değil mi İbrahim? Evet hocam. Değil mi Olsan? Doğrudur. Değil mi? Evet hocam, evet. Buraya geldiğinizde konuşun, öyle kafanız şeyinizi kudurmayın. Çok güzel hareketler devam ediyor. Evet sevgili misafirler, ne zamandan beri ara verdiğimiz Kanal D ana haber bülteni var sırada. Evet. Oğuzhan, İbrahim, Zeynep ve ben birlikte yazdık. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Kanal D ana haber bülteninde daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sezonun ilk haber bülteni olması nedeniyle çok heyecanlıyım, anlatamam. Aslında anlatırım. Hani çok sevdiğim birinden ayrı kalırsın da anlatamadım. Evet sevgili seyirciler, şimdi muhabirimiz İbrahim'e bağlanıyoruz. Evet İbrahim.
son zamanların yeni trendi kadın vücudundan sushi yemek. Evet İbrahim, Türkiye buna hazır mı? Kadın vücudunda sushi yediğinde sindirebilir misin? Bu nedir, midir, imdir? Sana da merhaba Birant. Merhaba İbrahim. Önce bir insan nasılsın, ne yapıyorsun der. Koca bir yaz geçmiş burada, kızdan ayrılmışım burada. Giriyorsun hiçbir şey söylemeden habere girmeye çalışıyorsun Birant. Bravo, çok güzel, tebrikler. Ben senin askerlik arkadaşın mıyım? Godik, haberi sun. Çok güzel, lafı gediğini unuttun, çok güzel. Kamera çekiyor mu? Tülay. Seni çok seviyorum aşkım. Ne olur evine geri dön bir tanem. Tülay. Seni çok seviyorum aşkım. Ne olur geri dön. Seni çok seviyorum aşkım. Tülay. Tülay. Seni çok seviyorum, geri dön. Geri dön artık. İbrahim, haberi sun. Tülay, seni çok seviyorum. Çok seviyorum Tülay. Çok seviyorum, çok. Haberi sun. Böyle bir ürperme geldi bir an. Tamam, sunuyorum. Evet bir an. Son zamanlarda biliyorsunuz bir yemek servis şekli var. Sushi'yi kadın üzerinde yiyebiliyorsunuz bir an. Evet, yanımızda. Yanımızda bunun ilk temsilcilerinden Türkiye'deki Suzan Hanım var. Merhabalar Suzan Hanım. Tabii biraz üzerinden yemek yendiği için kokuyor. O yüzden biraz mesafe bırakıyorum. Merhabalar Suzan Hanım. Merhabalar. Evet Suzan Hanım, sizi bir masaya yatırıyorlar. Kişi başı $350 veriyorlar. Ve sushi yiyorlar üzerinizden, doğru mudur? Ama başta böyle $350 deyip insanların gözünü korkutmayalım. Yani grup indirimimiz de var. Hani şimdi grup indirimi falan, bunlar yanlış anlaşılabilecek şeyler. O yüzden ben sorunca cevaplarsanız sevinirim. Nereden geldi bu işe girmek aklınıza? Şimdi ben zaten küçüklüğümden beri yemek yerken üzerime döküyordum. Sonra baktım çok abartıyorum. Sonra tabağı bıraktım, direkt üzerimden yemeye başladım. Sonra da gazetede okudum, böyle bir iş kolu varmış. Dedim ben niye kendimi halka arz etmiyorum? Çok güzel düşünmüşsünüz. Gerçekten çok saçmaymış bir an. Çok saçma diyorsunuz ama bugün bir sürü insan üzerimden ekmek yiyor. Çok güzel söylüyorsunuz. Ayrıca $350 sana versem? Yani $350 bana verseniz istediğinizi yapabilirsiniz. Peki merak ediyorum, hiç huylanmıyor musunuz üzerinizden yemek yenirken? Ya şimdi insan gibi yedikleri takdirde bir problem yok. Alırsın, elinle ağzına atarsın. Ama çatal kullanmak isteyen oluyor, vücuduma batırıyorlar. Çubuk kullanmak isteyen oluyor, etimi sıkıştırıyor. Bazısı diyor ben hiçbir şey kullanmayayım, direkt ağzımla alayım diyor. Öyle öküzler de var. Doğru, çok zor, doğru. Ya göbek deliğimi küllük yapan adam var ya. Maalesef. Peki böyle konuşuyorsunuz, size hiç sarkıntılık eden oluyor mu? Ya birebir de bir sarkıntılık durumu yok. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Yemek bitti, ben sofrayı toplayacağım artık. Ondan sonra densizin teki geliyor, diyor ki yengecim bir saniye, ben daha dibini sıyıracaktım diyor. Şuraya diyor bir ekmek banabilir miyim falan diyor. Bu şekilde densizlikler. Peki sadece sushi mi yediriyorsunuz üzerinizden? Yani başka bir şey olmuyor mu? Bizim restoranımızın biliyorsunuz konsepti sushi ama ben ekstralara çıkıyorum, kebapçılara falan. Çiğ köfte, içli köfte, bunların hepsini üzerinden yiyebilirsiniz. Vücudum müsait. Peki. Doğrudur. Peki seviyorsunuz mesleğinizi ama böyle şikayetiniz var mı meslekle ilgili? Ya İbrahim'cim, bizim mesleğimiz 35 yaşından sonra artık yapılmıyor. Ne oluyor? 35'inden sonra vücut buruşunca sushi araya kaçıyor. Sonra ona ara ki bulursun. Yani 35'inden sonra olsa olsa kır pidesi. Onun da zaten çok fazla talep eden yok. Emekli oluyorsun tabii. Anlıyorum. Peki sevgiliniz var mı? Var. Peki bir şey demiyor mu? Kıskanmıyor mu? Ne desin canım? Restoranın sahibi o. Peki, röportajımız bitiyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Suzan abla! Telefon geldi, servise gidiyoruz. Ben hemen gidiyorum. Unutmadan, kör olası Suzan Sushi. 30 dakikada gelmezsem her şey bedava. Evet Birant, görüyorsun biz burada ne kadar yoruluyoruz. İnsanlar yattığı yerden para kazanıyorlar.
Evet Bilal, buradan haberimize son veriyoruz. Kanal D Haber İstanbul. Tülay, seni çok seviyorum başkan. Geliyorum yanımda. Evet sevgili seyirciler, Aşk-ı Memnu dizisiyle... Aşk-ı Memnu dizisiyle gönüllere tat kuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Taksim'de toplanan kalabalık Kıvanç Tatlıtuğ için böyle insan mı olur? O insansa biz neyiz gibilerinden yaklaşımda bulunup protesto ettiler. Protestoları dinliyoruz. Neler oluyor Taksim'de kuzum yoksa... Evet. Evet sevgili Bülent, şu anda Taksim Meydanı'ndayım. Çok enteresan bir protestoyla karşı karşıyayız. Evet, hemen arkadaşlarımızın yanına gidiyorum. Beyler nedir derdiniz, neyin peşindesiniz? Kıvanç'la alıp verebiliriz nedir? Arkadaşım bizim Kıvanç'la birebir bir sorunumuz yok. Bizim bir tek sorunumuz onun tipiyle ilgili yani. İyi de tipi zaten kendisi değil mi adamın? Hayır arkadaşım, bizim için önemli olan dış görünüşü yani. Onun dış görünüşü ama o içi iyi midir, kötü müdür onu bilemem. Ama kesin o Zibidi Gonzalez'in içi de temizdir o. Bu biraz ağır olmadı mı efendim? Ya ne ağır ya, onun yüzünde hayatımız alt üst oldu ya. Hiçbir kız yüzümüze bakmıyor, bak kendi kendimize bile anlaşamıyoruz ya. Bu ne arkadaşım ya? Vallahi mahvolduk biz yani, o Kıvanç böyle bir sinir bozucu yani. Bir sinir bozucu yani. Vallahi sinir bozucu yani. Anladım efendim, biraz abartmıyor musunuz? Yani ne, en nihayetinde her güzelin bir kusuru vardır. Ya ne abartması ya arkadaşım ya. Her güzel kızla o çıksın, en iyi parayı o kazansın, en iyi şöhreti o alsın. Benim başım kel mi? Değil mi? Kelmel, herkesin kendine göre bir sorunu var. Ben kelim mesela, sen de gıdılı müdülü tutsun gibi bir adamsın mesela. Şimdi ben senin neyini kıskanayım? Birader güzel güzel haber yapıyoruz, bel altı vurma, hadi gözünü seveyim. Bak sen de sinirleniyorsun senden güzel yakışıklı birini görünce. Kimmiş o? Benim. Allah Allah. Senden yakışıklıyım, sempatiyim, her şeyim var yani. Güzel, sempatiyim. Allah Allah. Sen de iticisin, hiç ana haberlerde izledin mi kendini? Evet, teşekkür ediyoruz. Bir an daha fazla sinirim bozulmadan buradan gitmek istiyorum. Bu tıfıl, bodur, kel adamın haykırışlarını dinledik. Kanal D ana haber Taksim. Arkadaşım ne biçim konuşuyorsun tıfıl mıfıl? Ulusal kanaldayız. Rezil ettin lan beni. Ha öyle mi? Özür dilerim kardeşim ya. Evet. Ya kusura bakma ya. Bak Kıvanç olmasın. Kim olursa olsun ben... Aslımızın nedir? Kıvanç, go home, move on. Kıvanç, Kıvanç, go home, move on. Kıvanç. Doğru düzgün Türkçe bilmiyorsun. İngilizce nerede yazdınız oğlum ya? Bu mu ne oğlum ya? Bu mu ne ya? Teşekkürler Murat. Taksim'de Turat. Evet sevgili izleyiciler, bir kanalda ana haberin daha sonuna geldik. Aslında başka haberler de var ama gelir melir ben bir an önce kaçayım. İyi geceler, esen kalın. Esen kalmak nasıl onu bilmiyorum işte, böyle kalın işte. Çok güzel hareket diyenler. Peki bölüm bölüm soruyorum. Bölüm bölüm soruyorum. Bence skecin en iyi şakası kör olasın Suzan Suç. Bazı şakalar beni benden alabilir. Bu onlardan birisidir. Kör olasın Suzan Suç. Yani tam evet lan bu adam benim çırağım dedirten tarzda bir şakaydı. Ayrıca o açıdan da sevdim. Ne oldu birisi? Ney? Ney? Anlayamadım. O kelime oyunu diyorum. Metin abinin kelime oyunu mu yine? Yok bu onun değil. Bu onun değil. Hepsi onun değil. Bu çünkü mantıklı. Metin'inkiler genelde aynı derecede komik ama Metin'in kendi içinde bir mantığı var. Olimposanlık yapıyorsun gibi. Daha ileri de vardı işte. Ama Metin Yıldız'a zaten bir an performansı için bir alkış her zaman gider.
Evet. Kör Alarası'nın Suzan Suşi çok güzel şakaydı. Son, evet, Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığıyla ilgili güzel bir şakayla da. Bir daha alayım. Move on, go home. Bir, iki, üç. Come on, go home, move on, Kıvanç. Peki. Dur, birlikten cesaret alıyorlar. Sen yalnız yap. Come on, go home, move on, Kıvanç. Sadece Kıvanç anlaşıyor. Mavan ne la? Sen söyle. Movon, ha. Doğrusu odur. Movon. Go home, movon, Kıvanç. Peki, Hamdi'nin gözlerinde söylediğine inancı görüyorsunuz değil mi? Movon'da özellikle. Bir daha söyle bakayım. Come on, go home, move on, Kıvanç. Move on ne demek move on? Vallahi ben de bilmiyorum ama. Hamdi, Hamdi. Neymiş hocam? Vallahi merak. Move on. Move on, harekete geç. Ne? Move on. Ne? Harekete geç değil mi? Devam et. Devam et yani. Devam et. Yürü, devam et. Devam et. Move on. Hadi bakayım, move on. Come on, go on. Peki. Görüş söylemek isteyen var mı? Yukarıda mikrofon ver, birisine ver. İlk rastladığın kişiye mikrofonu ver. Tamam, söyle. Evet, iyi geceler öncelikle. İyi geceler. Ben ilk kez ile ilgili konuşacağım. Kadın vücudunun ticarete alet edilmesi gerçekten çok iğrenç bir şey. Bu konuya değinmeniz, evet. Burada satılan şey kadın vücudu... Evet. Tamam, zaten konu... arkadaşlar da onu eleştiriyorlar da. Evet. Yalnız, burada satılan vücut değil ya, sushi. Ya, hayır. Kör olasın Suzan sushi. Ben de alet edilmesi... Saçma tabii, evet. İşte o saçmalığı da çok, çok güzel dile getirdiğinizi, evet, düşünüyorum, evet, ben. Biz arkadaşlar olarak üniversitede hep bu konuyu konuşuyorduk. Bu konuyu mu konuşuyordunuz? Evet. Bir ara topladık. Hatta tatbik ettik, hiç hoşlanmadık, güzel bir şey değil. Evet. Bizim ben... İzzet var. İzzet yani bayan arkadaşı değil de İzzet yaptı. Ne yediğinden bir şey anlıyorsun. Muhakkak içinden bir kıl çıkıyor, bir şey oluyor. Yani yenecek gibi bir şey değil. Evet, hem yani arkadaşa ayıp oluyor, hem suşiye ayıp oluyor. Hani... Bu mesela şöyle bir konu. Tamam, devam edeceksin. Mesela stand-up'ta da, yani sahneye tek başına çıktığında da anlatabileceğin bir şey. Onu anlatırken de burulacak köşeleri de bulan bir şeydi. Mesela genelde bu tip röportajlar risklidir. Popüler bir mevzuyla ilgili röportaj tarzı, yani skeç açısından söylüyorum. Ama şeye daha çok müsait. Geçenlerde bir haber gördüm. Birisinin insanın üstünde yemek yiyormuş. Gittim. Tabii tabii. Ben gittim. Fazla bir şey yemedim ama. Yani öyle bir kapa maki yedim. Tempura aldım biteni. Yani üstüne şaka yapmaya çok müsait. Bak yedi bile. Gitmedim. Nereye gideceğim? Hasta mısın ben? Normal ekmek arası tostunu yiyen bir insanım. Evet. Evet. Son olarak hani neden bir erkek vücudu değil de neden bir kadın vücudu üzerinde? Bu da kafama takılan bir soru. Kadını tutarsa erkeği de yaparlar. O kadar şey, evet, söylüyorum. Yani. Evet. Evet. Kesinlikle ben tavsiyem kimse gitmesin. Böyle bu tip şeylere destek vermeyelim. Zaten 350 dolarmış. Evet. Bir de böyle şeyler çok lokal şeylerdir aslında. Bunu yapan insanların amacı da bunu burada konuşturmaktır. O açıdan da helal olsun. Çünkü zaten buna kaç kişi gider ki? Bu toplumsal bir olay değil yani. Şu öndeki iki godikten birisine var. Senin ismin ne? Bahadır. Çetin. Bahadır Çetin. Evet, söyle Çetin. Ben ilk önce neden erkeklerin üzerinden yenmiyor sorusuna bir yorum yapmak istiyorum. Çünkü erkeklerin üzerinden bir erkeğin yemesi pek doğru bir davranış olacağını düşünmediğimden dolayı. Kadınların girmesi niye yasaklandı ki? Yani hani erkekler de yiyerse diye söylüyorum. Hı-hı. Ayrıca bir de ben bir reaksiyon yapmak için bana yardım etsiniz. Ben de tişört almak istiyorum da. Çok iyi ya. Bir reaksiyon için yardımcı olsun. Reaksiyonu bırak, alkış aldın işte bu. Demek tişörtü de aldın. Hemen kardeşime bir tişört veriyorsunuz. İsmin neydi senin? Çetin. Çetin. Çetin, arada iniyorsun. Oradan bedava tişörtünü alıyorsun. Haline getirelim. Şimdi oraya ulaşırsa ulaşsın. Biz diye bir şey yok. Bir şey yapacaksınız reaksiyon. Ama öyle bu her seferinde de...
Ne oldu? Söyle bakayım. Hocam Zeynep ablaya bir şey sorabilir miyim? Zeynep ablaya tabii bir şey sorabilirsin. Hocam, ay Zeynep abla, gruplara indirim. Gruplara indirim var da çocuklara da indirim var mı? Ahlaksız olanlarına yok. Bence reaksiyondur, alacak tişört abi. Hocam bir de bazı arkadaşlarıma selam yollayabilir miyim? Montaj kuyusundan alırlar. Söyle kim arkadaşın, kim böyle kayda değer birisiyse. Hepsini sayma. Yani seneye de görüşeceğin biriyse söyle. Hocam... Albümüne fotoğrafını koyacaksan söyle. Yoksa ben var ya ilkokul arkadaşların, çoğunu hatırlamıyorsun. Söyle, kime söyleyeceksin? Semih hocam, Onur, Caner, Umur. Hocam bir de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu? Hocam kayda değer dediniz ya. Senin ismin neydi? Nejat. İsmin neydi? Nejat Karadeniz. Nejat. Alkışlıyoruz Nejat'ı. Şahane söylüyor. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Oğuzhan'la... İyi ki o dans sırasında başka yere baktım yeminle. Bir döndüm dans bitti, dedim Allah'ıma şükürler olsun. Ben onu göstermedi bana. Dikkat etmeye çalışıyorum aslında. Umuyorum ki evde seyredenler de o sıra bile çaya maya bakmışlardır. Oğuzhan'la anlaştık, bana giriş müziği biraz hani belki dansa uyarlamak için. Ne tarz bir müzik senin için daha uygun? Vallahi biz yapabiliriz. Biraz... Ritmi sen söyle. Şu mu? Evet, biraz böyle. Yapalım. Yani rap tarzı değil ama tabii ki yani bütün duygulara hitap edecek bir dans düşünüyorum kendime ait. Evet. Şimdi... Bir film yazacağım, Metin Keçeci olmak. Evet Metin, sen ve seyirci baş başasın, istediğin kadar eziyet edebilirsin. Artık bilet almış gelmiş insanlar. Evet sun, skeci sun. Nasıl? Metin, o çocukla konuş biraz. Genç yaştayken cesaretle her hareketimiz ilerleyen yaşlarımızda bize geri dönmeyebilir. Bunun aslında... İyi dinle, ögelerini ayıracaksın terbiyesiz. Çoğu zaman yani şöyle söyleyeyim. Senin yaşındayken cesaret edip her yaptığım hareketi şu an düşünüyorum da... Acaba bir daha yapabilir miyim? Ve bundan sonraki yaşlarımda şu anki yaptığımı bir daha yapabilir miyim? Şu an cesaretli bir şekilde laf atıyorsun, çok güzel. Seni sevdim çünkü net olmak... Belki haddime değil seni sevip sevmemek ama duyguların net. Güzel. Tekrar başlıyoruz. Metin Keçeci, alkışlıyoruz. Tamam, sun git hadi Metin. Oğuzhan Zeynep İbrahim yazdı. Doğruluk mu cesaret mi adlı skeç geliyor. Hepiniz şeref verdiniz. Ondan sonra müdür bey dedi ki gideyim ben isterseniz onu oradan alayım dedi. Ben durur muyum? Hemen yapıştırdım cevabı. Yok müdür bey ben gideyim alayım isterseniz dedim. Aa, ilahi vallahi Sabri Bey, sizin bu böyle bitmek bilmeyen komik anılarınız yok mu? Harikalar ya. Vallahi 6 saattir vallahi buradayız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Evet. Efendim, insanın işte sevdiği insan çok olunca anısı da çok oluyor. Çevremde sevdiğim insan çok benim. Bak sevdiğim insan dedin, aklıma geldi. Geçen Mahmut'la böyle... Mahmut'la oturuyordunuz, sevgiden bahsettiniz. Yok, hayır. Mahmut'la oturuyordunuz, insanları sevmeye karar verdiniz. Yok, o da değil. Mahmut'la oturuyordunuz, sevgili olmaya karar verdiniz. Ne? Oha hayvan herif, ne diyorsun ya? Ya ne ya, Allah Allah, sevgiden bahsediyorsun, Mahmut'tan bahsediyorsun. Nasıl bir anı olabilir ki bu başka ya? İşte şey diyecektim ben. Kafamı karıştırdın, ne diyecektim onu da unuttum ya. Mahmut'la bir şey konuşuyorduk işte o sırada. Ya işte diyorsun ya, sevgiden bahsediyoruz dedin ya. Evet. İşte nasıl bir hikayeye gireceksin? Böyle bundan başka bir hikayeye giremezsin dedim işte. Sabri Bey,
Olmuyor, dönmüyor muhabbet, uğraşmayın. Ne yapayım efendim? İki kelime muhabbet edelim diye şurada. Çırpınıyorum ama sizin hiç umrunuzda değil. Çırpınıyorsunuz da sabahtan beri 150 tane anı anlattınız ya. Amma anı varmış size ya. Vay anısını anasını satayım ya. Efendim ne yapayım? Allah Allah ya. Şurada muhabbet edelim, konuşalım, iki kelam bir şey söyleyelim birbirimize diye çırpınıyorum. Orada bokunu yemiş bülbül gibi oturuyorsunuz. Al ben de oturuyorum bülbül gibi. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Tamam ya. Ben de konuşmayayım. Eskiden böyle sabahlara kadar gır gır şamata giderdik. Doğru. Şimdi iki hoş sohbet yapamıyoruz. Bak hemen birbirimize girdik ya. Aman gençken de onlar. O zamanlar tabii. Gençtik. Oyunları oynuyorduk. Tabii. Ya işte bizim çocukları görüyorum. Ne güzel oyunları oynuyorlar ya. Ya hala isim şehir oynuyorlar. Şişe çevirmece oynuyorlar. Şişe çevirmece! Şişe çevirmece oynayalım. Yok canım. Olmaz. Gençken de onlar şimdi. Olur mu bu yaşta? Allah'ını seversiniz. Efendim ne gençken? 100 metre engelli mi koşacağız işte? Şişe çevirmece oynayacağız. Oynarız değil mi? Hadi çökelim şuraya. Ya, olur mu ki? Bilemedim. Abi. Nasıl olacak? Tamam şişeyi çevireceğiz. Oynayacağız işte tamam. Yerde. Yerde o zaman şişe geçelim. Yok dur. Bende var. Bende var. Bak burada. Geç. Oturun yere. Gel. Gel buradan. Gel hanım otur. Bu ne ya? Nereden çıktı ya? Bu şişe nereden çıktı? Ben böyle günler için hep cebimde taşırım efendim şişeyi. İyi, oynamak için taşıyorsanız sorun yok. Hadi bakalım, iyiydi. Oynayın. Oynamak için. Hadi oynayalım, hadi tamam. Tabii ki de hiçbir problem yok. Buyurun çevirin, hadi buyurun bekliyoruz. Hadi o zaman ev sahibi benim, ben çevireyim. Tabii ki de, buyurun başlayın. Hop, size geldi. Sen şu kaderin işine bak ya. Evet soruyorum. En sevdiğiniz renk? Aa çok güzel soru. Vallahi zor soru. Çok güzel. Vallahi yeşili çok severim ben. Bir de maviyi de çok severim. Hem yeşil hem mavi. Olmaz bir tane söyleyeceksiniz. O zaman pembe. Bence şişeyi siz seviyorsunuz efendim. Çirkinleşmeyelim lütfen. Çeviriyorum ben. Oo, Nebahat Hanım size geldi. Ah, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk olsun. Ha, o zaman bak soruyorum. Bu ayki aidatı yatırdınız mı? Aa, güzel soru. Yatırdın mı aidatı? Ay yatırdım. Ay unuttuk diyelim. Tabii hep unutuyor. Kim hep söyledi? Biliyorum kapıcı söyledi. Hatta validenizi aldık beraber. Doğrudur, doğrudur. Validi yani. Doğrudur, tamam, doğrudur. Ben buyurun çevirin, çevir, çevir. Buyurun çevirin. Hop! Yücel Hanım. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Vay benim onuma bak ya. Cesaretsiz o zaman söylüyorum. Vay hanım. O zaman Yusuf Bey'i öpün. Ay! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ay. Öp. Ay utanırım. Ay vallahi içim gıcıklandı. İyi biliyorum. Ben de çevireceğim. Ben de. Çok güzel oyunmuş bu ya. Oo! Nebahat Hanım. O zaman siz de Sabri Bey yapın. Ama dudaktan. Dudaktan, dudaktan. Dudaktan. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Öpken. Efendim. Öpenir mi? Öpemem. Yok. Biz hiç hayatımızda öpüşmedik. Yapamayız yani. Öpüşmediniz mi? Çocuğu nasıl yaptınız? Hayır. Öpüşmek şart mı canım? Efendim biz giriş ve gelişmeyi atladık, direkt ana fikre bağladık, sonuca yani. Anlıyorum efendim, çok güzel. Tamam, hadi çok ben çeviriyorum o zaman. Ama azıcık sıkıştıralım birbirimizi, böyle olmuyor. Tamam, evet, evet. Azıcık zor sorular, evet, hadi. Hop! Ay Yusuf Bey, size geldi. Aa, tamam. Size geldi. İki tane hanım cesaret dediğine göre ben de cesaret diyorum hanım. Cesaret diyorum, evet. O zaman sıkıştırmamız lazım, ne sorsam. Tamam, telefonla birini arayıp sapıklık yapın. Aaaa! Hadi hadi hayatta olmaz bu saatte. Ara. Oğlum! Ya çılgınlık ya. Hadi. Ya vallahi delisiniz. Yemin ediyorum ya. Arıyorum. Söyle numarayı. Bir numara at. 05756 355 17 85 43. Vallahi biri çıkarsa çok şükür. Alo. Ben sapık. Yarın ikide Taksim'de buluşalım mı? Ben senin ebeni kardeşim. Ağzını topla. İş oraya kadar gelirse ben de sizin valideniz efendim. Kapat telefonu. Bir daha da arama beni terbiyesiz. Kapat telefonu. Aa,
Ama oluyor mu böyle ya? Oluyor mu böyle efendim? Bak rezil oldum. Adam bir başladı annemden, babamdan, yedi ceddimi bana. Halama geldi sıra, yemin ediyorum zor kapattım ya. Yemin ediyorum. İyi, halayı kurtardıysanız iyi olmuş. Halayı kurtardım. Hadi, hadi, hadi ben çevireyim. Ama kızdım şimdi yani. Şimdi beni kızdınız. Size geldi. Şeyi nasıl çevirdiniz efendim öyle? Kader efendim, kader efendim böyle çevirdim. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. O zaman soruyorum. Geçen akşam sizin evde bir gürültü patırtı oldu böyle. Bir bağırış, bir çağırış oldu. O ne oldu sizin evde? Neler oldu? O konuyu biz hanımla tartıştık aramızda. Bir iddiaya girdik. Neydi o konu? Efendim bir şey olmadı. Ne saçma sapan sorular soruyorsunuz ya? Allah Allah. Efendim konu neydi diyorum. Bağırış, çağırış konu neydi? Konusuz bir bağırışmaydı o. Her şeyi de şey yapmayalım şimdi burada. İnsan mutluluktan da bağırır. Şeyden de bağırır. Bağırır ya. Bazısı bağırır yani. Biz öteki türlüsü diye düşündük ama hiç öpüşmesisi gelmeyince... Ha siz sahi öpüşmüyordunuz. Pardon ya. Ay çok özür dilerim, ben pot kırdım, çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Neyse hadi Sabri. Çok saçma bir soru sordun, ben senden intikam tamam, alacağım. Sen. Dur bakalım hadi ben çeviriyorum. Hadi. Evet çeviriyorum sana. Ah intikam edin hemen bana geldi bak. Şişenin adaleti. Takdiri ilahi. Evet. Evet. Ben gerçekten soracağım soruyu unuttum. Nasıl unuttunuz efendim? Evet, soruyu unuttum. Hanım sen biliyor musun? Teksi çıkartayım arka cebine. Soru, siz söyleyin Yusuf Bey. Evet, hayır. Ben de unuttum, siz söyleyin. Ben en iyisi teksten bakalım ben o soruyu. Ben söyleyeyim. Hanımefendi, Nebahat Hanım, siz soracaktınız galiba hani... Evet. ...bütçemizle ilgili soru. Evet. Soruyu yemin ediyorum, aklımı okudum. Evet. Aklınızı okudum, yemin ediyorum. Allah. Lütfen bana geldi. Ay hanım, bayılıyorum sana, yemin ediyorum ya. Canım ben sorayım değil mi? Nasıl akıllı kadın? Ne sorsam? Hah, buldum. Ne kadar maaş alıyorsunuz Yusuf? Aa. Çok güzel soru buldum vallahi, süper. Ama bu çok mahrem nereden bir soru hanımefendi, çok mahrem bir soru ya. İçime don giyip giymediğimi sorsaydınız daha iyiydi, yemin ediyorum ya. Yok ama doğruluk dediniz, cevap vereceksiniz. İyi o zaman, 3.000 lira. 3.000 alıyorsan güzel bir don giyiyorsundur kıçına yani. Yusuf, ben 2.000 biliyordum onu. Hayatım işte primlerle falan 3.000 lira oluyor. Prim? Sen primi cümle içinde ilk defa kullanıyorsun Yusuf. Hayatım 1.000 lira artı yol parası mı diye beni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Hadi ben çeviriyorum şimdi, ben çeviriyorum. Demek öyle, siz de soruyu hak ettiniz. Dönüyorum. Haydi döndüm. Size geldi. Yine size geldi takdiri ilahi. Bak sen şişeye bak. İntikamım acı olacak. Evet. Soruyorum efendim. Nebahat Hanım ilk aşkınız mıydı? Evet. Yani. Yani yok. Doğru söyleyeceksiniz. Burada yalan yok. Net olacaksınız. Yani işte genç... Sabri, niye lafı geriliyorsun? Bir şey söylesene. Keşke yalan olsaydı ya. Bir yalan söyleseydik arada yani. Ya. Sabri, ne hale geldin? Şu tipe bak. Ay tipine edeyim senin ya. Sabri, bir şey söylesene ya. Söyleyemezsin tabii. Hala o kadında değil mi aklın? 20 sene geçti bir üzerinden. Yazıklar olsun. Oluyor mu efendim? Şimdi böyle oluyor mu? Akşam birbirimize soktunuz bizi. Efendim oyun oynuyoruz burada. Mızıkçılık yok, oyun oynuyoruz burada. Ama şimdi oluyor mu böyle yani? Ben de çeviriyorum. Hayır, daha sorumun cevabını almadım. Ondan sonra alacağım. Değildi efendim. İlk aşkım değildi. Olsun, ikinci de iyi. Ağlamayın Nebahat Hanım. İkinci de değildi efendim. Üçüncüydü. Allah'ın hakkı 3'tür. Ne yapalım? Diğer ikisinin ismi de Nebahat'ti. Bende mi Nebahat takıntısı var. Evet efendim. Onları tavlayamayınca kısmet bunaymış artık. Kadıcağızı ağlattınız mı? Olacak şey mi bu ya? Ben çeviriyorum. Allah Allah efendim. 3 tarafı nebatlerle çevrili kara parçası sizsiniz. Bunun denemesini ben çekiyorum. Çok güzel yani. Çok güzel efendim. Tamam o zaman. Ben çeviriyorum tamam, şimdi. Tamam buyurun çevirin efendim. Hoppa. Allah sana geldi. Hadi bakalım. İşte. Evet soruyorum. Buyurun efendim. Yusuf Bey. Evet. Yücel Hanım'ı hiç aldattınız mı? Güzel soru. Saçmalamayın efendim, lütfen saçmalamayın yani. Saçmalamayın mı? Peki geçen günkü bayi toplantısında olanlar sayılmıyor mu? O zaman seferi miydiniz? Saçmalıyor hayatım, saçmalıyor ya. Yazıklar olsun sana. Ben de diyorum bu adam bir haftada 5 kiloyu nasıl verdi? Efendim geçen... Hanım, Sibel Can diyeti yapıyorum sana.
Tabii, kibrit kutusu büyüklüğünde karıları sen dövmedin. Geçen gün anlattı bana. O kadar uzun sürdü ki hikaye. Asansördeydik, 5 kere zemin kata indik çıktık yani. Yalan söylüyor karıcığım, 1 kere inip çıktık ya. Ne konuşma, yazıklar olsun sana. Oluyor mu beyefendi? Ben demin size zor sordum diye böyle intikam alır gibi. Efendim sıkıyorsa oynamayın o zaman. Allah Allah. Ne sıkıyorsun? Bu sıkmamış, yemiş, yemiş. Yemiş efendim, yemiş. Demek öyle efendim, demek öyle efendim. O zaman siz de aldığınız rüşvetlerden bahsedin isterseniz bu mecliste. Ne rüşvetinden bahsediyorsun lan, evet, sen ağzını topla. O müteahhitlerden indira yaptığınız gandileri bahsediyorum ben size. Ne indira gandesi ulan? Evet efendim ya, o yazlığı nasıl aldınız, o yazlığı nasıl aldınız, onu anlatın bakalım. Efendim ben o yazlığı aldım ama aktif olarak kullanan sen değil miydin? He? Tabii. Efendim bayi toplantısından arakladığı hanımları üçer üçer alıp grup toplantısına gidiyormuş. Yemin ediyorum size. Tabii yapıyormuş hepsini. Gidiyormuş toplantısına. Benim yazlıkta, benim yazlığı alıyormuş, götürüyormuş kadınları. Kibrit kutusu diyeti dediği var ya, o şömine kibriti bu kadar yemin ediyorum. Orada kemiriyormuş. Efendim benim şöminenin önünde bir ayı postu var, o ayı canlandı anlattı bana neler yaptığını. Allah seni kahretsin Yusuf. Ama bir şey söyleyeceğim, adam da birazcık haklı. Her gün eve geliyor tık 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 tık. Kim o? Elvis Presley. Böyle tip mi olur efendim? Birazcık kabul edersin yani. Sen haklısın şimdi. Hayatım yalan söylüyor. Beyefendi böyle olur mu? Böyle oyun olur mu? Çeviriyorum şeyi. Çeviriyorum. Nebahat Hanım size geldi. Doğru oldu. Ulan bir kere çevir bari be. Ya hadi çevirdim. Yine Nebahat'a geliyor. Ne yapabiliriz? Allah Allah. Senin kendi karına bak. Karının kulakları yok be. Allah Allah. Vallahi yok. Nebahat Hanım size soruyorum. Vallahi yok. Dur bakayım. Oo, bak veremiyor. Yok bunda kulak. Evet, devam edelim. Bir şey söylüyorum. Doğruluk mu, cesaret mi? Cesaret olsun. Cesaret edin. Nebahat Hanım gelsin beni dudağından öpsün. Öpecek efendim. Öpüyorsun ulan sen. Öpecek efendim. Adamın asabını bakma. Şişeyi çevir, değil mi? Öpecek. Bekliyorum Nebahat. Ay sabi sinirlendi. Öpeyim gitsin işte ya. Lan ne yapıyorsun sen de? Ulan şerefsiz, defola gidin evimden. Giderim lan. Senin karına kalmadım ben. Elvis Melvis at gibi karı maşallah. Gidelim konuşalım. Hadi karıcığım, net konuşalım. Gidiyoruz. Diyorsun, hem mızıkçılık yapıyorsun. Abi sus. Bir daha bana gelirken adam gibi otobüste minibüste gel, atla gelme. Ay Sabri, tıfıl tıfıl karılara takılıyorsun. Attan inip eşeğe biniyorsun. Ah rezil olduk Sabri, ah rezil olduk. Sus. Tamam, tamam sustum. Ne yapıyorsun Sabri? Doğruluk mu, cesaret mi? Yürüt. He? Gel, cesaret. Gel yatak odasına gidelim, biraz cesaret yapalım, gel. Sen git o iki Nebahat'la, gerizekalı. Gerizekalıkları! Ben de bayi toplantısına gidiyorum o zaman. Wow, enteresan bir skeçti ama Ayça'ya sadece bakmak bile beni güldürmüyor. İçimde geldi. Önce Ayça'ya bir alkış. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten oyunculukta böyle saçına başına böyle bu tip hareketleri yapmak riske girmektir. Onun bir de onun karşılığını oynayacaksın. O açıdan nefis oynadığı için söylüyorum. Çünkü saçı yaparsın da alttaki oyun yoksa tatsız olur. Çok komikti. Yer yer skeç sarkmasına rağmen çok komikti. Çünkü şişeyi çok iyi kullandınız. Çünkü belli ki senaristler şöyle yazmış. Şişe döner döner işte Hikmet'in önünde durur. Şişe bu durur mu? Onu bir şakaya çevirmek gerekiyordu. Çok güzel bir uygulamaydı. Kim elini kaldırdı birisi? Sen. Söyle Badem. Murat. Adım Umut. Umut falan. Evet söyle. Oyun gibi oynanmalı. Sonu kötü olmamalı. Evet neden olmasın? Ne var söyle arkada. O ses gitmeyen bölüm biraz oyalansın oraya. Öncelikle güzel bir skeçti.
Ben bir Elvis Presley hayranıyım. Çok güzel sıkıştı. Evet. Evet. Son sözler bunlar. Bitiyor bu skeç, bitti çünkü. İnsan her yaşta oyun oynayabilir. İnsanın içindeki çocuk belirlemediğim bir anda çıkar. Bir de gerçekler acıdır. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda, duyda. Başlıyor şimdi mutlaka. Evet sevgili misafirler. Karınca ile Ağustos böceğinin masalını hepiniz biliyorsunuzdur. Değil mi? Dur. Ben o şeyle geldim. Ve bu masalı şimdi Bülent Emrah Parlak'ın yorumuyla tekrar izleyeceksiniz. Umarız bu iki tatlı hayvanın maceraları tekrar böyle sizleri güzel güzel düşündürtür, heyecanlandırır diyoruz. Ve masalımıza başlıyoruz direkt. Bakın. Şşt, evet. Bir varmış, bir yokmuş. Çok güzel bir diyarda Ağustos böceği ve karınca varmış. Bunlar yakın arkadaşlarmış. Fakat her arkadaşın, hatta herkesin karakteri ve huyları farklı olduğundan dolayı bunların da huyları farklıymış. Karınca, yokluğun ne demek olduğunu bilen, ayağını yorganına geri uzatan, tutumlu, gözü açık, beş kuruşunu kimseye kaptırmayan, Anadolu Lisesi mezunu, orta derecede İngilizce konuşan... Yazın sürekli çalışmıştır karınca, yuvasına ekmek kırıntısı, çekirdek kabuğu, mısır tanesi, buğday gibi kendisine çok lezzetli gelen besinler taşımış... Ses, ne oldu? Demin gitti mi? Karınca. Ses, kontrol. 1, 2, 3. Bir varmış, bir yokmuş. Harbi mi? O kadar mı gideyim? Yok. Anadolu Lisesi mezunudur. Ben ne taşıyordum o sırada? Ha, değil. Devam. Tamam. Karınca, Anadolu Lisesi mezunu, orta derecede İngilizce konuşan... Aynen. Önce iki cümle. Ha, o zaman... Karınca yokluğun ne demek olduğunu bilen... ...ayağını yorganına geri uzatan... ...tutumlu, gözü açık, beş kuruşunu kimseye kaptırmayan... Anadolu Lisesi mezunu, orta derecede İngilizce konuşan, pozitif bilimlere inanan, okuduğundan bir şey anlamasa bile elinde sürekli Nietzsche'nin herhangi bir kitabını bulunduran bir tiptir. Yazın sürekli çalışmıştır karınca, yuvasına ekmek kırıntısı, çekirdek kabuğu, mısır tanesi, buğday gibi kendisine çok lezzetli gelen besinler taşımış, kışı rahat geçirecek olmanın özgüveniyle terini silmiş, kötü filmlerdeki zavallı ırgat pozuyla güneşe bakarak gözlerini kısmış, millet Antalya'da, Çeşme'de, Bodrum'da kebap yaparken... Ben burada ekmeğimin peşindeyim havalarında takılarak millete kendini hem acındırmış hem de takdirini toplamıştır. Karınca bu güzel hareketleriyle topluma örnek olabilsin. Sağ olun. Bakalım diğer kahramanımız Ağustos böceği neler yapmış. Ağustos böceği adından da anlaşılacağı üzere yaz hayvanıdır. Ve özellikle kendi adını taşıyan Ağustos ayı geldiğinde kendinden geçer ve ondan mutlusu yoktur. Alır eline kemanını. Alır eline kemanını, gezinir ağaçlarda, sokaklarda. Pür neşedir. Keyfine diyecek yoktur. Keman çalması ise tamamen babasının zoruyla ortaokulda özel hoca tutulup keman ders almasıyla ilgiliymiş önceleri. Zorla ders aldığı için nefret ettiği kemanına şu anda aşık olmasının tek sebebi Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetle yakaladığı şöhrettir. O da bu yolda Hüsnü Şenlendirici'nin yolunda gidiyor. Fakat bunu sanat için değil, sadece karıya kıza hava atmak için yapıyordur. Ağustos böceğinin bu hayatta gıcık olduğu iki şey vardır. Birincisi, karıncanın Ağustos ayında hava atar gibi gıcık gıcık çalışması ve bu yetmiyormuş gibi de bir de ders verir gibi kendisini uyararak konuşmasıdır. Arkadaşım! Arkadaşım! Bu ne serkeş bir yaşamdır? Ya elin kolun tutuyor, çalışsana! Kış gelince ne yapacaksın? Aç kalacaksın, aç! Ve sonra kış geldi mi benim kapıma gelme, avucunu yalarsın de. Karıncanın bu dejenere şifresi hepimizi inceden tiksindirmiştir.
Ya bu şiveye Nazmi, Hamdi, Ersin ve Metin'le hazırlandım. Dördünün toplamı budur. Tamam ya, çok şey yapma Murat. Bakacağız. Aman kardeş, boş ver. Allah herkesin rızkını verir, takılmayalım böyle. Hey, yazıklar olsun sana. Ulan kazık kadar böcüksün, utanmıyorsun değil mi? Bir cumhuriyet altına alıp kenara at hayvan. Karınca şiven beni korkutuyor. Kendini bozma işte. Kardeş tamam, takılmayalım böyle şeylere ya. Aman amma sorun yaptın he. Bak bir şey söyleyeyim mi? Zeytinliğin oradaki bataklık vardı ya. He. Oraya çok iyi manitalar düşmüş. Geçen Kara Fatma'yı gördüm. Gel gidelim takılırız. Tüh Allah belanı vermesin. Münafık! Münafık! Kendine hayır yok, beni de bozacak. Deyus! İyi. Sana ekmek kırıntılarıyla mutlu bir yaşam dilerim. Gel haydi! Ağustos böceğini gıcık eden ikinci şey ise 68 kuşağı babasının artık yaşını başını almış olsa bile ona her fırsatta fırçalaması ve karınca ile kıyaslamasıdır. Hıh, yazıklar olsun sana be! Yazıklar olsun sana! Kaç yaşına geldin, ipsiz sapsız geziyorsun. Karıncayı da kendine benzetmeye çalışıyorsun. O sana benzer mi? O işçi, o emekçi sana benzemez. Anlamıyor musun? Tembelsin, haylazsın. Ya ama baba ya! Ne aması? Bugün bir fabrikada grev olsa onu direkt grev sözcüsü yaparlar. Seni ne yaparlar? Grevdeki halaya bile almazlar be. Seni grevde davul yaparlar seni be. Allah seni cezanı versin. Baba antenlerin nerede? Antenlerimi sattım. Ev haciz geldi. Allah cezanı versin. Neyse ki reaksiyon aldım. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorum Allah'ın cezası? Nereye gidiyorsun baba? 68 kuşağı babalar genellikle çocukların hayattaki duruşlarından memnun değillerdir. Karıncamız çalışıp Ağustos böceğimiz de eğlene dursun. Aylar hızla geçmiş ve kara kış bastırmıştır. Karınca için pek sorun yoktur. Karnı tok, sırtı pektir ama Ağustos böceği öyle mi? Soğukta açtır, yalnızdır. Soğuktan burnundaki sümük donmak üzeredir. Babası gelir aklına, mahzunlaşır. Çünkü babası tavuklara karşı yapılan bir eylemde tutuklanmış ve hapistedir. Bir uzun havaya başlar Ağustos böceği. Aman aman! 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 O kadar tembeldir ki uzun havanın bile sonunu bitiremez. Ve işte o an gene aklına hiç istemediği bir fikir gelir. Evet, karıncaya gidecektir. Biraz yiyecekle yatacak yer isteyecektir. Oysa hiç istemiyordur. Gururunu ayaklarının altına alır ve karıncanın yanında alır soluğu. Karıncanın ise keyfi yerindedir. Yuvası sıcaktır ve her şeyi, ama her şeyi vardır. Evinde keyif yapıyor, buz gibi birasını içip magazin programlarını büyük bir keyifle takip ediyordur. Az sonralardaki sonraları, sonraki haberleri merakla bekliyordur. Bu sırada kapısı çalar. Vay vay vay. Selamun aleyküm kardeş. Ve aleyküm selam. Kardeş ben şey diyeyim. Dur söyleme. Ben tahmin edeyim. Kışın soğuktasın, yatacak yerin yok, yalnızsın değil mi? Evet kardeş, doğru söyledin bana. Doğru söyledin tabii. Fuat. Bütün yaz ben çalışırken senin aklın neredeydi? Dedim aç kalacaksın, aç. Kardeş çok haklısın da. Haklıyım tabii, değil mi? Yürü. Senin dalga geçtiğin ekmek kırıntılarıyla pizza yaptım. Kardeş ben bir pas... Karpuz kamuğundan da gemiler yapmaktayım. Ne var? Tabutta da röveşata atabiliyor musun? Hayırlısı. Ha kardeş... Kardeşim yok! Defol! Burası adres olsun! Hayvan ol hayvan. Şerefsiz haysiyetsiz! Ulan ne mal düşkünüymüşsün? Ne ders verme meraklısıymışsın be? Bir şey mi dedin? Kardeş ben diyorum ki... Siktir git!
Sen görür şundan gününü. Ulan iki kırıntı ekmek vermedin be. Neymiş efendim? Yazın çalışıyormuş. Tamam sen çalışıyorsun, ben eğleniyorum. Doğanın karnı mı dangalar? Sen yazın çalışacaksın, ben eğleneceğim. Kışın da seni çalışıp biriktirdiklerini yiyeceğiz. Bu kadar basit. Görürsün ulan sen gününü. Hırs yapmıştır Ağustos böceği. Kış iyice bastırmıştır. Bir yerlerden para bulacak, bu kışı geçirecek ve yazın intikamını alacaktır. Otururken arkadaşı cırcır böceğine rastlar. Cırcır kardeş, biraz konuşabilir miyiz? Hiç beni oyalama, bu sefer fena cırcır olmuşum. Metin, Metin hemen geri gel. Hemen geri gel. Gel, 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 gel. Yanına gel. Lafını söyle, hiç abartmadan söyle. Sonra yine pürt pürt diye git. Yani öte öte git. Hiç oyun oynamadan öte öte git. Bak nasıl oluyor. Cır cır kardeş. Yok, gelişinden, gelişinden. Pürt pürt diye gel. O çok güzel. Yolda arkadaşı cır cır böceğine rastlar. Cırcır kardeş, biraz konuşabilir miyiz? Hiç beni oyalama, bu sefer fena cırcır olmuşum. Anlaşılan cırcır böceğinden de hayır yoktur. Bu sefer Kara Fatma'ya rastlar yolda. Kara Fatma, karanlık dünyalardan sağlar geçimini. Yazın parası verken onu eğlendiren Kara Fatma ve kızları bu sefer onun yüzüne bile bakmamaktadırlar. Kara Fatma, ne haber? Ay kusura bakma şekerim, acelemiz var. Kızlar yürüyün. Nereye ya? Augusto. Bak canım. Bu tutmuş. Bu getirmiş. Bu pişirmiş. Bu alayını yemiş, bu da hani bana, hani bana. Ağustos böceği iyice bunalıma girmiştir. Canı çok sıkkındır, kara kara düşünmektedir. Ve işte o anda aklına kolay yoldan para kazanacak bir fikir gelmiştir. Cebindeki son parasıyla bahis oynayacaktır. İşte o gün böcek bahis aleminde olmayacak olan bir şey oluyor. Çekirge bir sıçra. İki sıçra. Üç sıçra. Evet sevgili izleyenler, yarışmalarız. Çekirge kaç sıçracak? Dört sıçra, dört! Son bahisler oynanıyor. Yarış başlamadan önce çekirge kaç sıçracak sevgili izleyenler? Çok merakla bekliyoruz. 10 metre kum pistte çekirge kaç sıçracak? Bir sıçra lan. İki sıçra. İki, iki, dört. İki, iki, iki. Dört, üç. Lan çekirge bu. İki, iki, iki. Dört sıçra. Oha. Oha. Çekirge lan, çekirge. Dört sıçrar mı? Ve sevgili izleyenler, yarış pistinde şu anda heyecanlı bekleyişi sona ermek üzere. Üç, iki, bir ve rüzgar gülü sıçramaya başladı. Rüzgar gülü çekirge gülü çıktı sevgili izleyenler. Birinci sıçramayı yapıyor. Birinci sıçramayı çok önemli. Evet, birinci sıçramayı böyle sonra geri bıraktı. İkinci sıçramaya doğru gidiyor. İkinci sıçramaya, ikinci sıçramaya ne yapıyor? Üçe doğru gidiyor. Üçe, aman tanrım yakalanacak mı? Olamaz, üçüncü sıçramı dörde koşuyor. Tarihte bir dörde doğru gidiyor sevgili izleyenler. Çekirge dördüncü sıçrıyor. Dördü sıçrıyor. Çekirgeler tarihinde bir ilk sevgili izleyenler. Dört defa sıçradı, yakalanmadan dört defa sıçradı sevgili izleyenler. Gelir aslanım, gelir. Abi tüyo mu aldın abi? Ağustos böceğinin şansı yaver gitmiştir. Cebindeki son parayla büyük riske girmiş ve turneyi gözünden vurmuştur. Bire 500 bin veren, dört zıplamaya parasını gömen Ağustos böceği artık milyonerdir. Şimdi intikam zamanıdır Ağustos böceği için. Gelin bakalım koçlarım. Söylediklerimi anladınız değil mi? Anladık. Anladık. Sen... Aldık abi. Aldık, aldık. Sen bu işi bildin mi? Bildin mi bildin? Heh, bildin. Bitti mi? Bitti. 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 Oldu bir daha. Oldu değil, oldu. Hadi göreyim sizi. İzliyorum şuradan. Hadi bakayım. Abi sen önden yürü. Bildi, bildi. Buyur. Lorak! Kışları deli gibi çalışıp biriktiren, yazına biriktiklerini kimseyle paylaştırmayan karınca sen misin? Evet. Bizi patron gönderdi. Hangi patron? Bütün buraları satın aldı. Rezidans dikecekmiş buraya. Yani evden çıkacaksın lan. Nasıl evden çıkacağım? Benim odam gibi çıkacaksın, çıkacaksın değil mi? Çıkacaksın. Bak, kardeşim burası benim yuvam. Kardeşim,
Uslu'dur. Arkadaşım, bura benim yuvamdır, sizin patron kimdir? Ayağımı sıktı. Patron benim. Augusto. Karo, ne haber Karo? Ne oldu? Öyle fıkara sümüğü gibi kalırsın ortada. Augusto, sen ne yaptın? Ulan iki kırıntı ekmek vermedim ben. İki kırıntı ekmek istedim senden. Şimdi ekmek fabrikalarım var. Bir sürü ekmek yiyorum. Buğday, kepekli, çavdar, kete, lavaş, katmer hepsini yiyorum. Doya doya yiyorum. Augusto, nasıl bu hale geldin? Nasıl bu kadar parayı kazandın? Kumarla kazandım. Lanet olsun sana! Haram paradır o! Bu helal yuvadır ya! Haram para kazanmışsın! Hala aynı kafadasın Augusto! Çıkacaksın bu yuvadan! Buralara residence dikeceğim! Çıkma buradan! Çıkacaksın! 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 Kafasına sıkayım ben! Çıkma! Daha hesabım bitmedi onunla! Allah! Çıkacaksın bu yuvadan. Augusto, meğer kumarda kazandın. Bana bir şans ver. Ne şansı? Seninle bir el kumar oynayacağız. Kumar mı? Kumar diyor. Bana demiyor, sana diyor. Benim de kimsem yok, seninle paylaşırım dedi. Augusto. Ağustos böceği kumar lafını duyunca gözleri parlar, saçma kahkahalar atmaya başlar. Çünkü hayatta en iyi bildiği, hatta tek bildiği şey kumardır. Oynayalım yavrum. Şu benim uğurlu zarlarla oynayalım. Bir el zar atalım istersen. Ne diyorsun? Olur. Şu benim uğurlu zarlarla oynayalım. Yok! Sen uğurlu zarlarla değil, benim hayali tavla zarlarıyla oynayacağız. Oynayalım. At bakalım Ağustos karınca. Nesine? Ben kazanırsam yuvam kalacak, Residence'dan 10 tane daire, alttaki dükkanı alırım, bakkal yapacak. Irgat geldin, ırgat gideceksin Karo. Olur, ben sana 20 daire veriyorum. 20 tane daire dedin. Veriyorum 20 ama daire. Dükkanı da benim, bakkal yapacak. Dükkanı da veriyorum, yuva da sende kalıyor. Tamam lan. Ben kazanırsam? Ya buralarda pulumu pırtımı toplayıp gideceğim. Tamam, at bakalım. Fazla güveniyordur kendine Ağustos böceği. İsmi. Lan! Lan! 7-5! 6-5! 6-5! Ayağına sular kazan. Ayağına da sular. 6-5! Karınca kardeşi yanıma. Gel karınca kardeş. Karınca kardeş. Evet. Gel otur karınca kardeş. Gel. İşte sevgili misafirler. O bilindik karınca ve Ağustos böceği masalının günümüzdeki yorumu Bülent'çe budur. Benim kazanmam gerekmiyor mu karıncayım ben ya? Gel. Abi orası soğuk mu lan? gel kombi yanıyor içeride. Ben de takıl biraz. Kıçım donuyor, kavat. Ama gel gurur yapma, fazla gurur biliyorsun bak. Gel. Ha gel. Gelme, sen gelme anam. Yavrum içerisi biraz soğudu, kombiyi havlayalım. Gerçek hayat masallardaki gibi değildir sevgili karınca kardeş. Çok çalışırsan kazanırsın diye kesin bir kural yoktur. Yok ya, mu? Yoktur. Her zaman iyiler kazanır diye bir şey de yoktur. Bu devirde para kimdeyse onun borusu öter sevgili karınca kardeş. Gökten üç elma düşer, bazen üçü de karıncaya yar olmaz. İyi geceler. Sıçayım böyle masalama.
şu kadarını söyleyeyim. Sadece çekirgelerin yarışması üzerine bu zil çalınırdı yani. Alkışlıyoruz yani. Şahaneydi, şahane. Yer yer bale lezzetindeydi. Olağanüstüydü işte. Kimdir yazarlar? Murat'la ben. Bülent, Murat. İkisini de bir kere biz şahane bir şekilde alkışlıyoruz. Bizim tüm zamanlar içinde en iyi skeçlerden birisi olduğu kesindir. Hatta benden bir kere en iyi kostüm ödülü. Alkışlıyoruz. İsimleri söyleyin. Kim çalıştı kostümle? Söyle. Söyle işte. Yani ödülü alanlar kimlerdir? Neriman ablayla Seda. Kimle kim? Neriman ablayla Seda. Neriman ablayla Seda. Bir dahakine soyadlarını da öğrenin de onları da söyleyelim. Kostüm grubu 10 numaraydı. Reji? Hocam buradalar. He? Buradalar. Kendimiz yaptık. Neriman ablayla Seda buradalar. Gel. Gel canım benim gel. Soyadın ne Neriman abla senin? Özçelik. Neriman Özçelik. Seda burada mı? Geldi. Seda, soyadın ne Seda? Özdemir. Seda Özdemir. Soyadlarınızı burada soruyor olmamızın utancı dışında her şey mükemmel gidiyor. En iyi yönetmen ödülü de alıyor tabii ki skeç. Bence hiç bunun üstüne konuşmayalım. Bunu bir daha yakalarsak bir yani bu 9. tekrarda da güldürür. Aferin, bravo, bravo, bravo. BKM Mutfak Oyuncuları efendim. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler. Son dönemlerde haberlerde en çok okuduğumuz şeylerden biri de boşanma ile ilgili haberler. İnsanlar hani eskiden 50 yıllık, 60 yıllık ilişkileri varken anneannelerimiz, dedelerimiz hep öyle demişti. Hocam sırasında konuşanlar var. Zaten biraz sohbet etmek de gerekiyor. Giyiniyorlar hocam. O yüzden evet, de doğru. Bir... Soru neydi? Soru şu. Neden bu kadar çok boşanma haberi okuyoruz aslında? Sizce? Efendim? Bir dakika. Sabredemiyorlar. Sizce? Parasızlık, maddi olanaksızlık, işsizlik. Ama bakıyorsun mesela zengin yani zengin sınıflarda daha çok oluyor boşanma. O da fazla para, yine para. Yine para yani. Doğru. İnsanın başına gelmişse hayır vardır o işte deyip bu stresli konuyu size devrediyorum. Teşekkür ederim. Siz bununla ilgili bir şey mi yapacaktınız? Efendim? Siz bununla ilgili bir şey mi yapacaktınız? Evet, bununla ilgili dediğim yani... Sizin isminiz nedir? Yağmur. Yağmur. Akpınar. Yağmur Akpınar. Siz Necati Akpınar'a neyi oluyorsunuz? Kızı. Wow. Canımız ciğerimiz Necati Akpınar biliyor musunuz? Necati Akpınar biliyor musunuz kim olduğunu? Kimdi? Benim annem bir meleğin yapımcısıdır. Burada gördüğünüz her şeyin yapılmasını sağlayan adamdır. The number one. Necati Akpınar. Çok daha kuvvetli bir alkış hak eder. Ne yapmışsak beraber yapmışızdır fakat bunu görünce bile çok utanacaktır. Hiç sevmez öyle şeyleri. Geçelim, evet. Evet sevgili misafirler, şimdi ayrılıklar bu kadar hüzünlüyken ama birleşmelerde tabii düğün, evlilik, evlenme anı, başı yani ilişkinin ne kadar güzeldir oysa ki. Şimdi Murat Eken arkadaşımızın Aydan Taş'la birlikte yazdığı Mutluluklar Dileriz adlı skeci izleyeceksiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler dilemekten başka elinden ne gelir? Haydi bakalım hop! Hoppa! Kocaman karılar, ay farfara farfara, ateşi de düştü çalvara, ağzım dilim kurudu, göz yalvara yalvara. Misafirler, artık yavaş yavaş yerlerimize alalım. Bakın memurumuz da geldi. Buyurun.
Biraz kenara gelelim şöyle. Aydan Hanım. Tamam. Şöyle gelelim. Emre. Evet. Heyecan. Sevgili misafirler, değerli aile üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili Murat Batır Baygir ve Büşra Hülleci. Bundan 5 yıl önce Beşiktaş Belediyesi'ne evlenmek üzere başvurdunuz. Ve evlenmenizde bir mani olmadığı için de evlendiniz. Ve bir ay önce mahkememize başvurdunuz ve boşanmanıza bir mani olmadığı için de boşandınız. Evet! Çok iyi. Ben de hem yakın arkadaşınız hem de Murat'ın kankası olarak da şimdi davetliler ve aile huzurunda bir kez daha yenilemenizi rica ediyorum. Sen Bahattin ve Sibel oğlu Murat, Büşra Hülleci'yi kanalıktan reddediyor musun? Evet, evet, evet! Sen Volkan ve Emine kızı Büşra, Murat Batır Belgili kocalıktan reddediyor musun? Tüm kalbimle evet. Ayağa kalkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de Medeni Kanun ve dava yargıcı Hüseyin Şevki Topuz'un vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri boşanmış ilan ediyorum. Evet. Alıyorum bunları. Her şey geride kaldı artık. Gelini öpebildiğine göre gideni dövebilirsin. Çok şükür! Çok şükür, çok şükür! Bundan sonra bana dünür deme! Kına yakacağım, kına! Ne yakacağım ben de? Allah'a şükür kurtulduk sizden! Dünür münür değiliz artık! Öyle soy isim mi olur? Batır Baygir diye soy isim mi olur ya? Sizinki harika! Hülleci, Hülleci! Oğlum sen bana odasını da baba diyordun ya! Ben ince ince gıcık oluyordum sana! Artık zorunda değilsin baba! Deme lan! Baba! Baba, baba deme! Lanet gelsin ailenize be! Oh, neyse ki size kız kurtuldu. Kurtuldu, kurtuldu vallahi çok şükür. Neyse ki kurtuldu. Ay, ay bu mutlu günde böyle şeyler konuşmayın, boş ver. Buyur abicim, bu benim kartım. Dişçiyim ben, benim muayenehanem var. İçkim yok, alkolüm yok. Kızımız ikinci bir evlilik düşünürse beklerim. Dolgum çok iyidir, haydi be! Kanka hafta sonu takılırız değil mi? Oğlum karı kız alkol PlayStation alayına gideceğiz. Allah! Kız bana bak artık mini etek giyebileceksin değil mi? Donla çıkacağım. Ay sushi karides ne kardeşim? İnsan bir pasta limonata getirdi mi? Karnım kıyıldı burada. Sahne düştü başım, boş ver. Değerli misafirler, değerli misafirler. Güzel oynadık, yorulduk. Şimdi sıra
Çiftlerimizi piste bırakalım, misafirler kenara gelelim. Mal paylaşımına geldi sıra. Hadi bakalım, güzel güzel kavga etmeden malları paylaşalım. Buyurun, evet. Yürür. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. 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 Köşe takımını aldım. Koltuk takımı gitti. LCD televizyon benimdir. Arabayı aldım. Kalan kredisiyle beraber. O zaman almadım. O zaman almadım. Ne alayım anne? Yatak odası. Yatak odası takımını yatak aldım. Biz ne olacağız lan? Ne sizle? Oğlum hanginizle konuşacağız, hanginizle küseceğiz? Bir şey söyleyin. Biz de sizin arkadaşınızız. Hadi karar verin. Evet yani boşanan sizsiniz, bizden bilmeyin sonra. Ha doğru ya. Doğru, Oğuzhan gel, seni aldım ben. Oğuzhan'ı ben alacaktım ya. Birader hafta sonları kaçarım ben seni. Nereye kaçıyorsun? Karı kapattı beni, görmüyorum. İyi tamam. Oğuzhan gitti. Hamdi. Hamdi gel. Ha Oğuzhan'ı alamadın. Hamdi yedekte var zaten. Ya gel alın gazgama, gel alın. Ayçam, Ayçam gelsin. Nazmi. Hayır, Hacı gel. Ayşegül. Ayşegül iyi. Metin. Yıldız birader, sen değil. Selçuk, Selçuk sen gel. Aydan. Ya Aydan benim ya. Of. Muhabbet üzümü. Burcu, Burcu. Sen de sıra şu anda. Hadi bir tane daha al be. Yok biz, çok kalabalık. Biz tamam. Ne al bir tane daha al. Gel ya. Sen de sıra. Hadi sen de kalsın hadi. Vay be. Yazıklar olsun lan. Evlenmeden önce kimin evine gidip takılıyordun? Size kim ortam hazırlıyordu lan? Hamdi. Doğru ya. Peki, hadi ben gidiyorum. Bana yaparlar mı? Değerli misafirler, mal paylaşımı yapıldıysa... ...şimdi de çocuğun veraseti için hava atışına çiftlerimizi ortaya... ...vasiyeti. Belayeti. Belki gel yavrum. Belki gel yavrum. O gücü, o gücü. Hazır, hazır. Hazır. Maması, ağlaması, okul masrafı alayını sana kilitledim işte. Ay yok ben istemedim o zaman. Murat. Stop. Büşra. Stop. Hamdi. Ben babamla hazır değilim. Büşra. Annem. Ay stop. Ne yapayım anam? Toruldur be. Evet, çok güzel. Evet. Bekarım oğlum. Değerli misafirler, çocuğumuz kız tarafında kaldığına göre artık törenimizin sonunu gelinimizin yani eski gelinimizin düğün yüzüğünü iade etmesiyle finale geliyor. Hadi bakalım. Buyurun. Çok şükür. Evet. İyi söyledin ha. Ya zorlandım yine. Sarımın siyah çiğ. Aldım abiler. Aldım. Madem yüzüğü de alıyorsun. Peki bizim düğünde taktıklarını da geri versinler mi? Abi aslında mantıklı ya. Ben taktım şimdi. Ben bayağı taktım. Ama o da var ya. Abiciğim bir dans edelim. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Çok teşekkür. Sağ ol. Ceylan.